Atatürkçülerin bu ülkeye zerre kadar katkısı yoktur. Bilirim ama tipli yapabilir. Bunda problem yok ki yani biz insanları bunları sandığı gibi şekilde yaşam tarzları yüzünden işte dünya görüşleri yüzünden aşağılamıyoruz ki bizim kırmızı çizgilerimiz belli. Ama sen sürekli bir topluluğu aşağılıyorsun ve o topluluk gibi yaşıyorsun özel hayatında. Seküler bir yaşam sürüyorsun. Büyük ihtimal benden sekülerler mesela. Bugün mesela burada ilafet savunan tiplerin yarısı Ayyaş. Ayyaş yani açık konuşalım. Bu kanaat önderlerin yarısı Ayyaş. Bildiğin Ayyaş. Ya da abi çok Ben örneği de var. hayatımda bir yudum alkol almadım. Bunların yarısı Ayyaş. Ayyaş yani açık konuşalım onu ya. Ayyaş bunda bildiğin Ayyaş. Ayakta duramıyorlar. Ama ilafet savunuyorlar yani. Bunların kanaat önderlerin yarısı bu. O yüzden geçen videomda dedim yani eskiden yine en azından Necip Fazıl, Peyami Sefa'nın muhafazakar cenahının da şey vardı. Onu da çoraklaştırdı bunlar. Çünkü mevzu ideoloji falan değil. Sadece rant ve yeme. Kolay yoldan zengin olma. Yani hiç kimse şeye inanmıyor. Anlattığı şeye inanmıyor. Onlar da bıkmış anladın mı? Yani hayattan bıkmış bakıyor tam burada eşitlik yok, adalet yok. Yani bir villain origin story gibi. Kötü adamın origin hikayesi gibi. Bakıyor buradan çıkmayacak, buradan olmayacak. Ben nasıl kısa yoldan zengin olabilirim? Bunu koyuyor. Bu adamların etik değeri falan yok. İdeolojisi falan da yok. Kutsalı da yok. O yüzden sürekli bir şekilde bir toplumu tahrik etmeye çalışır. Bayraktar'da çalışan onlarca arkadaşımız var biliyorsunuz. Seküler yaşam tarzı. Adam şey de olabilir. Muhafazakar da olabilir. Bunun önemi yok ki. Yani ideolojisi sayesinde bir yere gelmiyor ki. İcraatle bir yere geliyorsun. Bu kadar basit. Bunu anlatamadık buna. Hadi onlar onu yaptı. Sen kendin ne yaptın da bir topluluğu aşağılıyorsun? Yok hiçbir şey yok. Eline mikrofon alıp sokağa çıkıp onu bunu provoke etmek. Bu mudur yani? Toplum birbirine düşürmek. Böyle mi? Bak bu tarz neye benziyor biliyor musun? Bak bu şey de enteresan. Ben hayatımda Starbucks'a gitmedim. Hayatımda Starbucks'a gitmedim. Starbucks'tan bir şey de içmedim. İçen içebilir. Benim için önemli değil. Ya bakıyorum bana Starbucks üzerinden sallayan bütün bunlar, bütün bu aktrol cena Starbucks'tan çıkmamış zamanında. Bu neye benzetiyorum biliyor musunuz bu hikaye? Bak bizim bir arkadaşımız vardı. Ben 7 yaşımdan beri oruç tutuyorum. Bak 7 yaşımdan beri oruç tutuyorum. Dedemden dolayı bir alışkanlık oldu. Öyle kaldı bende. Hiç aksattım olmadı. Alışkanlık oldu kaldı. 7 yaşımdan beri tutanım orucumu. Tamam. Bizim bir arkadaşımız vardı. Hiç tutmazdı. Bir de üstüne üstü bize bayağı dalga geçerdi yani. Hiç tutmazdı. Ondan sonra işte sebep söylerdi. Şöyle böyle ben tutamıyorum, sinirleniyorum. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Hiç tutmazdı. Önemi de yok. Kimse bir şey demezdi ona. Ama işte ne yapardı? Maça giderdi. Şunu yapardı, bunu yapardı. Biz işte oruçluyken falan takılırdı. Suyunu da içerdi. Bilmem ne diye. Saygısı da yoktu. Ya bu arkadaş bir gün şeye gitti. Bir cemaatin camisine gitmeye başladı falan. Böyle hızlı bir muhafazakarlaşma yaşadı. Dinlerleşme yaşadı. Neyse velhasıl kelam. Adam oruç tutmaya başladı artık. Yani kaç yaşından sonra eşek kadar adam olmuşsun oruç tutmaya başladı. Abi bir gün geldi. Biz oturuyoruz. İftara işte birkaç saat kalmış zaten. Sinir tepende. Oruç tutuyorsunuz değil mi? İyi iyi dedi. Benim var ya böyle kanımı, beynime kan sıçradı. Beynime kan sıçradı bak. Millete soruyor oruç tutuyorsunuz değil mi falan böyle artistik yapıyor. Bakın işte oruç tutmak şöyledir falan filan diye. Dedim senin ben bilmem ne. Sövdüm. Sövünce de dedi ki bak görüyorsunuz değil mi? Hem de oruç tutanları küfrediyor. Dedim vallahi seninle uğraşılmaz. Allah dedim senin belanı versin. Senin Allah belanı versin. Seninle uğraşılmaz. Biliyorum çünkü yani herifin yaşam tarzını da biliyorum. Umurunda olmadığını da biliyorum. Onun için o sosyal bir araç. Sosyal bir araç. Bunlar da aynı şekilde o arkadaşa benziyorlar. Sosyal bir araç onlar için. Yarın öbür gün buradan prim gelmesin. Ahlaksızlık dedikleri yaşam tarzını en dibine onlar vuracak. Belki de OnlyFans açacaklar. İşte şu pozisyonda çaktım kız arkadaşıma. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Onlar paylaşacaklar. Oradan prim gelsin. Bu adamların ahlakı yok. Siz yanlış yere taşıyorsunuz tartışmayı. İdeolojik bakıyorsunuz. Ya bu adamların yaşam tarzına bak. Hilafeti gönülden savunma ihtimali var mı bunları? Siz buna inanıyor musunuz? Bu kanaat önderi tayfadan bahsediyorum. Yani böyle yaşayan Ya bu mümkün değil. ihtimali var mı? Ya en çok savunan işte Asr'ın, o da en son Larin denen bir arkadaş vardı. Onunla işte bir kadehi tokuşturuyordu. Pavyonda mı, barda mı ne? Ya bir de bir tane daha var kanaat önderi. Hatta böyle bir libertaryen falan takılıyor. Serbest piyasa falan övüyor. Hatta böyle şey yapmıştı Starbucks'ta. Kahvenin mesela serbest piyasaya etkisini falan filan tartışan böyle tweetleri vardı o arkadaşında. Böyle şu an kavga hazırlığında olan mesela. Kim mesela hala daha yaşıyor. Örneğin ya da işte bir tane daha var böyle koyuna benzeyen bir arkadaş işte dışarıda birisi falan neden başörtüsü takmıyorsun diye takıyorsun diye falan filan laf eden birisi ama kendisinin özel hayatı hiç öyle değil. Yani. Tabii ki biz bunları konuşmuyoruz yani bizim öyle bir şeyimiz İnsan yok. bak podcast'te
hani herkes dinlemiyor olabilir, o yüzden tekrar referans vereceğim. Orada şeyden bahsettim. Köylü kenti kavgasından, bu seküler muhafazakar olayı değildi. Ben de mesela Almanya'da doğduğum için yani Almancı bir geçmişim var. Dolaylı olarak biz de işçi çocuğuyduk yani. Bizim babamız da işçi çocuğuydu ve Almanlarla hani yarışacak derecede şeyimiz yoktu. Mümkün değildi yani maddi olarak. Çok daha sınıfsal bir şey vardı arada. O göç de ona benziyor, o göç kültürü de biraz. Adam köyden göçtüğü için hep bir öfkesi var. Ama o aslında seküler kesimi değil. İşte iktidar olana kadar öyle sanıyordu ama iktidar olduktan sonra baktı ki adam bizim iktidar ettiklerimiz milyarder. Yani açık açık milyarder adamlar. E bakıyorsun yeni yeşil burjuvaziye sövdükleri kentli yani sözde seküler yaşamdan çok daha seküler yaşıyorlar. Demin örnek verdiklerimiz gibi. Yani burada mesele aslında neymiş? İdeolojik değilmiş. Sınıfsal meseleymiş. Ortada sınıfsal mı? Sermaye meselesi var. Bu sermaye transferi dediğimiz şey de oradan geliyor ya. Sürekli işte beyaz Türklerde para var, şöyle var, böyle var. Sürekli paraya göz dikme. Ona da çökelim. Onu da alalım. O da bize geçsin. İşte kültürel hegemonya oluşturalım. Ya kültürel hegemonya oluşturulmaz. Kültürel hegemonyadan doğulur. Bunu Bunlar sen gelmeden önce ufak bir değinmiştik. Tarikatlarınki de öyle, hani bir şey gibi. tarikatı geç. Şöyle bu muhafazakar cenahın içerisinde bile olan bir şeydir. Bunu size anlatmazlar. Bunu en net nerede görürsünüz biliyor musunuz? Necip Fazıl'la Kadir Mısıroğlu. Siz hiç bu ikisinin şeyine baktınız mı ilişkisine? Var mı aranızda inceleyen, bakan? Yok, ben incelemedim. Merak ettim şu an. Necip Fazıl, Peyami Sefa gibi isimler kentli muhafazakardır. Yani bayağı İstanbulludurlar. Kentlidirler. Kadir Mısıroğlu gibi gruplarda köyden kente göçenlerdir. Sonradan İstanbul'a göçenlerdir. Savundukları muhafazakar çizgisi aynı gelebilir ama ciddi farklılıklar vardır. Mesela Necip Fazıl bunların ideolojik zeminini oluşturduğu için hani baya baya şeyleri vardır. Siyasi yazıları falan, hatta Erbakan için ilk siyasi şey o yazıyor biliyorsunuz. Programı falan o yazıyor. Büyük Doğu'da da Büyük Doğu Partisi'ne de bildiğiniz yayınladığı temeller vardır. Necip Fazıl'ın. Şimdi bunların ikisinin kavga sürecini hiç incelediniz mi? Veya tersine sorayım. Kadir Mısıroğlu'nu hiç izlediniz veya Necip Fazıl'ı okudunuz mu? En azından kavgaya geçin, ikisinin şeyini baktınız mı? Ne Necip savundu? Fazıl okudum. Böyle lise zamanında okuyordum. Ne okudun Necip Fazıl'dan lan? Necip Fazıl'ın şiirlerini okudum ya. Şiir kitaplarını bir ara bayağı bir okuyordum. Şiire bayağı sarmıştım. Hangisini? Hangi kitabını? Böyle kaldırımlar, Ulan rekol. mardılımlar. Böyle bir karanlık dönemim oldu maalesef. Bu Kadir'in bir ticaret serüveni vardı abi sanırım Yo, bu. ben Necip Fazıl kalemi kuvvetlidir. Sağlam gayet. Benim su kuvvetlidir. Şöyle mevzu şu, bakın farkı anlamanız için. Kadir Mısıroğlu Necip Fazıl çok uzun bir süre geçiriyor. Hatta kendisi diyor, ben diyor Büyük Doğu'dan, hani dolayı siyasallaştık biz falan diye, ama beğenmez. Hatta birçok sohbetinde bayağı bel altı vurur. Ahlaksız olduğunu söyler. Kolpa olduğunu söyler. Yalancı olduğunu söyler. Bayağı bel altı vurur ama sonra şey yapar. Klasik durumda. Ben konuşmayacağım, ben demeyeceğim, beni zorlamayın. Böyle ahlaklı rol yapar ama demediğinde bırakmaz ona. Bakın temelde savundukları ciddi farklılıklar vardı. Bu şeyden başlar. Mısıroğlu'na göre mesela son 200 senede sıkıntılı Osmanlı'nın. İkinci Mahmut sıkıntılı bir adamdır ona göre. Çünkü Atatürk'ü o doğurmuştur. Mısıroğlu'nun savunduğu ve bugün hani bu bahsettiğimiz grupların savundukları bir Emevicilik anlayıştır. Ne Osmanlıcılık değildir. Emevicidir. O yüzden ikinci Mahmut'a da söver. Diğer padişahlara da söver. Abdülhamit hariç onu hariç tutar. Onun da sebebi çok sevdiğinden değil. Bugünkü rejim için bir prototip oluşturmaya çalıştığı için. Nasıl ki ikinci Mahmut'u prototip Atatürk görüyorsa, ikinci Abdülhamit'e de onu uygulamaya çalışıyor. Ondan dolayıdır. Yeniçerilerin ilgası Vakkai Hayriye. Küfür eder Necip Fazıl. Çok kötü bir şeydir ona göre. Pardon, Kadir Mısıroğlu. Necip Fazıl tam tersine Vakkai Hayri'yi çok olumlu bulur. Çok sever. Bu önemli de çünkü niye? Yeniçeriler, yani tabii bunlar tarih konuşuyormuş gibi gelebilir size ama aslında o güne transferdir. Yani o günkü askeri yönetime bakış açısını özetler. Çünkü Yeniçeriler günün sonunda baktığın zaman Türkiye gibi işte darbelerle, muhtıralarla anılmış, hatta bazı grupların bunu aracı gördükleri, hani darbeyle işimizi görelim, sol veya sağ, bu gruplar çok var. Hani Avcıoğlu tayfası var zaten, Türkiye zaten direkt darbeyle iktidara gelmeye çalışmış birisi falan filan. Yani bunu çok şey var, etkisi var Türkiye'de. Onun bakış açısıdır. Mısıroğlu der ki bu çok büyük bir rezillikti. Yeniçeriler gerekliydi. Yeniçeriler sayesinde yükseldik. Necip Fazıl över. İlga edilmesini. Yani yok edilmesini. Anladınız mı ideolojik farkları mesela? Bu çok net bir örnektir buna göre. Tam tersine bir de bunların ettikleri kavga vardır.
İşte Kadir Mısıroğlu Necip fazla sallar durur işte zaten bir şey oluşturamadı. Bir şey yapamadı. İşte çok radikaldi. Onun arkasından gitseydik başımız belaya girerdi falan filan. Sonra bunun oğlu Necip Fazıl'ın oğlu Kadir Mısıroğlu'na bir cevap verdi. Ne dedi biliyor musunuz? Bu dedi köyden geldiğinde kapımıza. İşte biz bunu adam ettik falan tarzına devam ediyor. Köyden dedi geldi kapımıza. Çok önemli bir demin bahsettiğim işte kentli köylü işi çalışması var ya muhafazakar cenah içerisindeki örneklerinden biridir bu. Bu dedi köyden geldi kapımıza. Kadir Mısıroğlu çıldırdı. Ben dedi köylü değilim. Gidiniz değil mi? Bulabilirsiniz duruyor şeyleri, konferansları. Ben dedi köylü değilim. Biz dedi Trabzon'da sahilde oturuyorduk. Benim dedi evim deniz görürdü. Yani kabul etmese de köylülük onun için bir aşağılama. Anlatabiliyor muyum? Biz de Trabzon'da sahilde biz dedi şey denizi görürdük diyor. Yani savunma olarak oradan çekiyor. Tam tersine de onlar da aşağılama olarak köyden geldi sen kente çekiyor. Yani bu sandığınız gibi aslında veya lanse ettikleri gibi bugün şey değil sadece. İşte sekülerler, muhafazakarlar mevzusu değil. Köylü kentli kavgası var, yaşam stilleri var. Mısıroğlu mesela sürekli buradan vurur şeyi Necip Fazıl'ı yaşam tarzından dolayı. Ahlaksız olarak bulur. Tanımaz. Ve tam tersine yine tam tersini sürekli kullandık da uykudan yeni uyandım kusura bakmayın. Nazım Hikmet de mesela Necip Fazıl'ı buradan vurur. Onu biliyor musunuz? Nazım Hikmet de Necip Fazıl'ın bir şey var biliyorsunuz öğrenci bunlar aynı okulda. Hatta bir sınıf farkları var galiba biri üstte biri altta. Aynı dönem şiire başlıyorlar. Ciddi ciddi kapışma yaşıyor bunlar. Hiçbirbirinden Aynı hoşlanmıyorlar. anda hapse falan düşüyorlar aynen oradan. Hiçbirbirinden hoşlanmıyorlar ve birbirlerini sallama süreci öyle ki yani birbirlerini yok saymaya başlıyorlar. Ve Necip Fazıl ona sallıyor, o da ona sallamaya başlıyor. Necip Fazıl tabii ilk başlarda biliyorsunuz özellikle muhafazakar cenahın böyle starı falan değildi. Herkesin şeydi, Kaldırımlar Şairi döneminden sonra. Orada bir kapışma başlıyor ve çok önemli bir şey var bunların arasında. Bir kapışma süreci var. Ondan sonra Nazım Hikmet Necip Fazıl'a sürekli bir şekilde alttan alttan yazılarını sallamaya başlıyor. Necip Fazıl da kendisi de cevap veriyor. Buradaki en önemli şeylerden biri, kapışmalardan biri. Nazım Hikmet diyor ki Necip Fazıl'a. Sen eskinin yenisisin ve en iyisisin ama yine de eskisin. Anladınız mı? Yani Necip Fazıl'ın Mısıroğlu ile ilişkisiyle Fazıl'ın Hikmet ilişkisinden buradaki şeyi anlayabilirsiniz işte köylü kentli kavgasındaki olayı. Yani Fazıl ne kadar kentli olursa olsun ona göre de eskilik Hikmet'e göre, Nazım Hikmet'e göre de. Necip Fazıl'a göre de Kadir Mısıroğlu köylü. Anladınız mı? Kadir Mısıroğlu'na göre de Necip Fazıl ahlaksız kentli. Seküler yani, fazla seküler. Neyse kafanızı şişirdim gençler kusura bakmayın. Bilgiyle dolduk ya. Ben şu an harbiden. aydınlandım. Seni Ben de dinlerken böyle aydınlandım. kafamda kuruyorum mevzuları. Mesela o arkadaşların yazdığı çizdiği şeyler vesaire falan. Özellikle karşı cena. Harbiden de dediğin gibi köylü kentli mevzusu var. Hani biz olaya hiç bu şekilde bakmamışız. Biz direkt ideolojik olarak bakıyoruz mesela. Dümdüz yıllardır olduğu şey. Ama bu şekilde hiç bakmamışım. Ben bir aydınlandım. Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı diyor ya. Onu da bilmezse zaten yani. Bilmiyorum. Ya Bilal'cim Türkiye'de her şey onunla alakalı. Yani bugün mesela bizim tartıştığımız işte çarpık kentleşmeden tut mimarlığa kadar. Türkiye'deki mimari akımlara kadar. Birinci, ikinci Cumhuriyet döneminden sonraki akımlara kadar. Her şey. Nüfus planlamadan tut müziğe kadar. Bu arabesk kültürü falan. Filme kadar da var abi Müziğe sen kadar. örneğin varmışsın. Filme kadar da şeyde Kemal Sunal şeyinde örnek veriyorum. Komedi del arte'den işte orta oyunlarına. Tabu kadastro memuru, vatan kurtaran Şaban. Ya da şeye kadar, Zübü'ye kadar. Buzlar çözülmeden evvel şey deli deli küpeli diyebilirsiniz film adaptasyonu. Bunların hepsi baktığı zaman günde şeydir. Köyden kente geçme, çarıklıların iktidarı. Bu sandığınız gibi çok şey değil. İdeolojik işte bir seküler bir muhafazakar mevzusu değil. Türk halkı günün sonunda istedikleri kadar kabullenemesinler bunu. %99 oranıyla sekülerdir. Ama sekülerin ne olduğunu bilmiyor tanım olarak. Devlet laik olur, toplum seküler olur. Laik devlet seküler toplum yaratabilir. Yaratır değil, yaratabilir. Bu yönden baktığın zaman Almanlar sekülerdir. Çünkü dine savaş açtılar derken kiliseye savaş açmışlardır otoriteye. Fransızlar tam tersine yukarıdan aşağı laiktir. Anladınız mı farkı? Yani etki tepki sonucu. Laik bir devlet seküler bir toplum yaratır. Bunların çekindiği de bu aslında. Devlet laik kalsın istiyorlar. Onunla bir dertleri yok. Seküler toplumu yaratmasını istiyorlar.
Gidin şeye bakın. Hani bu konuyu çok merak edenlere. Tayyip Erdoğan'ın sekülerlik laiklik açıklaması ama şimdiki dönemler değil tabii şey dönemi. Refah'tan sonraki belediye başkanlığı dönemi. Gidin bakın bakayım ne anlatıyor orada. Konudan bağımsız bu pelikanı soracağım abi sen. Son dönem bu azgınlıklarının temel sebebi nedir? Körfez parasını çok mu kokladılar? Şöyle yani tabii Körfez'e bağlılıkları var Pelikan grubunun da. Pelikan grubu hep zaten böyleydi. Yani yeni değildi. Pelikan grubu her zaman çok yani Dan Brown'u okuyanınız var mı aranızda? Bir dönem çok popülerdi. Bilmiyorum hala gençler arasında popülerliği var mı? İşte bu Illuminati falan güzel de kitapları vardır yani. Kurgusu falan gayet güzeldir. Hani tarihi şeyi de vardır. Araştırmasını da güzel yapan bir adamdır. Dan Brown ekolü. Bu İbrahim Karagül çok yaymıştır bunu. Bir de şey vardı AKP Cenhan'da. Bir simit falan diye vardı. Hatırlayanlar vardır bu dönemleri. Bunlar inanılmaz kurgusal bir evren yaratır. Türkiye her zaman kıyametin ucundadır. Her zaman yani yarın yok olacağız. Her zaman bir kıyamet senaryosu, her zaman bir korku pompalama. Ve böylelikle kendilerini alan açarlar. Ama hiçbir şey üretmezler. Hiçbir Operasyon şey çekiyorlar sürekli. Hep bunu evet, kullanıyorlar. en büyük önerdikleri bir şeydir. Bosforus globaldir. Damada bağlı biliyorsunuz yani. Pelikan'da size yeni anlatmayayım. Bunların en büyük olayı şudur. İşte yurt dışında biz Türkiye'nin mülteciler konusundaki programını bütün dünyaya anlattık. Yalan. Hiçbir bok yapmadılar. O bütçenin onda biriyle ben neler yaparım. Hiçbir bok yapmadılar. Övündükleri en büyük olay da şey. Lindsay Lohan vardı. Uyuşturucu bağımlısı eski Amerikan starı bilenler bilir. Yani bayağı affedersiniz ama götü dağıtmış bir kadındı. Bayağı bayağı dağıtmış bir kadındı. Bunu getirdiler Erdoğan'la buluşturdular hatırla. Bunu böyle överlerdi. Bakın biz ne yaptık? Dünyaya yaydık kendimizi. Bütün dünyaya tanıttık. Lindsay Lohan'ı getirdik. Abi bir dahaki sefere Charlie Sheen'i getir de en azından sempati beslerler bize. Anladın mı? Budur. Bundan hiçbir faaliyeti yoktur. Bütün mevzuları da sürekli bir kıyamet senaryosu üzerindendir. Aman bittik ama girin bak şu anda bak yemin ediyorum şu an giriyorum. İbrahim Karagül. Bak vallahi bakmadım etmedim. Alt alta sıralayıp yazıyor ya bir de giriş, İbrahim geliş, Karagül. sonuç. İbrahim Karagül TR haberi sahibi biliyorsunuz. Yani o bahsettiğiniz eleman falan da orada çalışıyor. Bak vallahi bakmadım girdim. En son paylaştığına. Haberini paylaşmış 15 saat önce. Okuyorum. Hedef kaos. Mossad'ın kan donduran Türkiye planı. Terör vuracak, FETÖ yaygara koparacak, suç Araplara atılacak. Ya abi bunlar harbiden normal değil. Gerçekten. 10 yıldır bu adam 10 yıldır bunu yapıyor ve ben ülke ciddi sıkıntılar da yaşadı. Ben tutarlı bir şey yazdığını görmedim. Gözlerinin önünde FETÖ olayını görüp yazamadılar. Körfezciler verirse elbette Körfez'i savunurlar bu kadar basit. Yani neyini şaşırdınız ki? Affedersen bunların arasındaki ahlaksızlığı biz bilmiyor muyuz? Yani iki tane isim var bunların arasında. Şimdi ben milletin şeyine girmediğim için, özeline girmediğim için isim vermeyeceğim. İki tane isim var bunda. AK Parti Cenabı'yla ne kadar ahlaksız olduğunu biliyor bunların. Ben. Cinsellik konusunda özellikle. İki tane isim var bunların başında duran. Bir kadın, bir erkek. AK Parti Cenabı'yla biliyor. Fotoğraf bile vermiyorlar birlikte bunlarla utandıkları için. Yani gerizini siz şey yapın. Yani kendi aralarında böyle ahlaksız yaşayan adam ülkeye neler yapmaz siz düşünün. Bunların bir videosu vardı ya bu Arabistan tartışmalarında muhalif alıntıladı. Bunlar bir kudurdu. Organize şekilde bom gün giriyorlar. Her yerde Ali Yerlikaya etiketi. Zaten son günlerde abi bir tweet okuyorum altta Ali Yerlikaya. En çok gördüğüm etiket Ali Yerlikaya şu an. Şeyden yazmışlar abi FETÖ olayını kimse öngöremedi falan filan gibisinden de ya bak güzel kardeşim şey demeyeceğim. İşte ne bileyim Habli Mitoğlu konusu demeyeceğim. Tamam bunlar işte zaten İslam düşmanıydı o yüzden yap. Ve camiayı da bilirim. Büyük ihtimal sizden iyi bilirim. FETÖ ile kavga sizin bahsettiğiniz dönemde yaşanmadı. FETÖ ile kavga 96-99 arasında milli görüşle Fethullah Gülen arasında başladı. Bak orada başladı. Milli görüşçüleri sattıklarını düşünüyorlardı. İşte 28 Şubat falan yaşandıktan sonra baya baya FETÖ bunlara karşı sallamaya başladı. Milli görüşte bunu düşman belledi. Siyonist uşağıdır, cartır, curttu. Ben çok iyi hatırlıyorum, kulaklarımla duyuyordum. Çok iyi hatırlıyorum yani. Şimdi milli görüşten çıkan bir grubun, lan bunlar bize savaş açtı. Böyle bir, yani bilmeyi bırak hadi siktir et tamam. Belki buradan yola çıkıp bir şey öğretemediler de. Ya Allah Allah böyle bir şey diyordu diye bilmemesi mümkün mü? Ben sana söyleyeyim gayet net biliyorlardı. Çok net biliyorlardı.
Erbakan'ın sürekli işte Siyonist uşağıdır, zarttır durttur salladığı dönemi hatırlıyor musunuz? Onun sebebi bile budur ha. Yani bu FETÖ'den, kavgadan dolayı. Bizi sattılar işte, iktidara getirdiler bunları. FETÖ'yle birlikte. Ondan dolayıdır. Bunları çok övdükleri şey, Kadir Mısıroğlu'nun şeyini paylaşır dururlar mesela. Kadir Mısıroğlu FETÖ'yü ta işte şeyi de öngörmüş. Başka hiç kim? Ya Kadir Mısıroğlu, ben çok iyi biliyorum Fethullah Gülen'le görüştüğünü. Kadir Mısıroğlu Fethullah Gülen'le görüşüp teşekkür ediyordu. Sizin gibi bir aydın hoca olduğu için falan diye. Kadir Mısıroğlu öngörmedi. Kadir Mısıroğlu Erbakan'ın partisini siyaset yapıyordu. Satıldıkları için, o kızdığı için sövüyordu onu. Yani o bile örnektir aslında paylaştıkları. Onlar önce kendisi anlatıyor. Ben gittim diyor Fethullah Gülen'e, söyledim. İşte artık diyor ilim gelecek diyor. Ne bileyim böyle olacağını diyor. Kendisi diyor bunu. Yani kendi paylaştıkları sözler, videolar bile kendini yalanlıyor. Yani ön görememe gibi bir ihtimal yok. Hadi açıktan yürütmedin savaş. İçeriden bile düşünür adam değil mi? Lan bu çaktırmıyoruz ama yani bu benim ileride ters gelebilir falan gibisinden. Ya çocuk kandırmayın arkadaşlar. Etmeyin, yapmayın. Şey diyorlardı, bunların savunma şekli. İşte Erbakan FETÖ'ye yüz dönmüştür. FETÖ'yü reddeden siyasilerden biridir. Ecevit işte kucak kucağa oturmuştur falan. Bunları sıralıyorlardı. Bu arada yani Erbakan o konuda, FETÖ konusunda Ecevit'ten şeydir. Daha doğru pozisyon almıştır. Bu gerçektir. Yani bunun sebebini neye bağlayabilirsiniz? O ayrı şey diyebilirsiniz. İşte Amerikancı gördüğü için salt o çizgiden dolayı reddetti. Veya işte hakikaten siyaseten anladı falan filan, öyle yaptı o yüzden dolayı. Öyle ya da böyle. Milli görüşçüler bunlara kavgaya tutuştu mu tutuştu. Bunlar AK Parti daha kurulmadan oluyor bunlar. Ve sen bu cenahtan en önde figürlerinden biri. Buradan çıkan bir figür olarak bunu bilmiyorsun. Bize de bunu yedirmeye çalışıyorsun öyle mi? Olur mu öyle saçmalık? Bağlı gibi biliyordum mevzuları. Geçeceksiniz o işleri. Ha şey de niye? Onu da söyleyelim. Ecevit'ten sonra şey yapmasınlar. Bir Ecevit düşmanı oluyoruz. Bir Ecevit'i övüyor oluyoruz zaten. Bu şey videosundan. Ben bunları anlatırken Ecevit'çiler sövüyordu bana. Bu Amerika'dan nefretle yaptım. Ecevit'çiler bana kalp mesajları atıp duruyorlar falan. Sen adamsın falan gibisinden. Daha olduğu gibi anlatıyordu işte yani. Bu tarihi meseledir. Ecevit'in düşüncesi de şu. O zamanlar ciddi böyle işte bu Nakşi grupları. Daha radikal İslamcı gruplar. Türkiye'de yani şey terörü vardı ya. Bunu açık konuşmamız gereken İslamcı örgütlerin terörü vardı o dönemlerde. Bu ılımlı İslamcılar da bunların yanında şey duruyordu. Alternatif olarak duruyordu. Yani Ecevit gibilerin düşüncesi de bu. Bak bunlar okul açıyor en azından. Kontrol altındalar. Devlete sadıklar. Yani bunlar en azından kullanabiliriz, kontrol edebiliriz. Diğerleri bildiğin terör. Bir de hani Soğuk Savaş döneminden geldiği için kafası öyle çalışıyor Ecevit'in. Bunlar şey adapte olabilmiş siyasiler değildir. Ne Türkeş, ne Ecevit, ne Erbakan. 2000'ler sonrasına, 11 Eylül sonrasına. Soğuk Savaş dönemi siyasetçileridir. Kafa öyle çalışır. Daha sokak, daha aksiyoner, daha paramiliter çalışır. Daha güvenlikçi bir kafayla bakarlar. O yüzden derler ki mesela bak bunları kontrol edemiyoruz. Hani Erbakan demiyorum, Ecevit'i bu durumda. Bunu kontrol ederiz. Bu güzel alternatiftir. O yüzden desteklemiştir onu. Kaçmasına da vesile olmuştur. Ben hatta onun hakkında ilk şey hazırlayan, rapor hazırlayan Adil Serdar Saçan rahmetli. Geçen sene rahmetli oldu. Kaç kere program yaptım, kaç kere konuştum bu mevzuları. İlk bu Fethullahçılar hakkında şey hazırlayandır, rapor hazırlayandır emniyette. Organize suç örgütünün başında o zaman. Pardon, organize suç örgütüyle mücadelenin başında. Yani organizenin başında kısaca İstanbul'da. Adnan Hoca'yı da ilk o almıştır. Pekir falan da ilk o almıştır mesela. Ben hepsini dinledim ondan. 28 Şubat sürecinde de abi, İslamcıların abarttığı gibi bir iklim yok ki. Ordunun zirvesinde birkaç kişi. İstanbul'da Adil Serdar Saçan müdür. Yargıda bak, birkaç var kişi. Bak, çok ilginç. Belki lafını balla biliyorum. Bilmiyorlar falan ayağa çakıyorlar ya. Öyle bal gibi biliyorlar ki. Bak, bir de şey yani bilmeyen bir nesil yetişmiş. Ondan da faydalanıyorlar. Bak size bir soru sorayım. Bu şey oldu ya, Süper Kupa olayı falan şeyde Suudi Arabistan'da kriz oldu falan, hatırlıyorsunuz değil mi? Birkaç gün oldu da unutmadınız onu. Çıkıp şey demeye başladı bunlar, 28 Şubat darbesi gibi bir ortam, puslu bir hava. Niye böyle dediler? Var mı aranızda? Hatta ben cevaplayacağım. Ben bu soruyu yaşayan duydum çünkü. Ama dur abi, bizim cevabını biliyoruz da Volvi versin cevabını. Evet, Volvi sen ver cevabını. Siz de buyurun. Oğlum nasıl bilmezsin lan? Ayıp. Yani Kattafi, Erbakan, çadır meselesi. Aynen. Çünkü milli görüşe göre doğrudur yanlıştır. O camianın şeyi budur, teorisi budur. Üst akıl bizi iktidardan etmek için üst üste skandallar planladı. İşte hani iç Türkiye'de acmenler falan filan, şunlar bunlar. Yurt dışında da Kaddafi böyle bir şey yaptı ve bizi hani iç politikada savunulamaz hale getirdi. Bizi mahvetti.
İşte 28 Şubat'ın gelişi Kaddafi'nin çadır skandalından belliydi. Doğan medyası bunu püskürttü, şey yaptı, köpürttü. İşte geri kalan 28 Şubat Batı Çalışma Grubu falan da bizim ipimizi çekti. Yani budur tezleri. Bak, bu kadar biliyorlar onları. Bu diskura bu söyleme bu kadar hakimdir işlerine geldiği zaman. Tekrardan sürüyorlar piyasaya bak hani falan gibisine ama öbür taraftan FETÖ'yle konu geldiği zaman onu görmezden geliyorlar. O yokmuş gibi de bunlar az değil var ya. Bunlar az çakal değil. Bilmeyen çocuklara yedirirler belki yani bu camiye bilmeyen etmeyen çocuklara yedirirler onları. 28 Şubat geliyor falan. Sen ne yaptın acaba 28 Şubat'ta? Konuşmak lazım. Şey Çevik bir Allah belasını versin şöyle şeytan böyle şeytan. Lan bu adam kimin de birinci şey danışmanıydı? Kimin ailesiyle arasıydı? İsrail konusunda danışmandı bir de. Kimin? 10 sene neredeyse danışmanlığını yaptı. Gerçi kime ne anlatıyoruz abi yani adam Galata'da bağırıyor Mersin Limanı'nda ses çıkaramıyor. Ya da şey diyorlar bir de. Ya işte biz desek bir şey mi olacak Mersin Limanı? Abi zaten seni adam yerine koymadıktan ben de biliyorum. O ayrı konu. Ama en azından böyle hani İbrahim Peygamber'e su taşıyan karınca misali anladın mı? Hani git bir lafın çıksın bir söz et bir şey söyle. Yani Mersin Limanı'nın savunma şekilleri o kadar komikti ki işte İsrail'le o kadar anlaşmamız var bozulursa şöyle olur ülke zarar görür falan. O kadar böyle paralel geçtiler ki onu hiç hiçbir problem yokmuş gibi çok garipti ya. Birkaç profile bak. İdeolojinin hiçbir önemi yok. Hani hiçbir samimiyet yok. Hiçbir samimiyet yok. Ya. Yapay. Her şey yapay. Sadece yapay. Rant, para bu. Başka bir şey değil. Yani o yüzden bana iğrenti geliyor. Eskiden yani bir de bunlar sanıyor ki biz o camiaları, cenahları bilmiyoruz. Ya. Biz hepsini de biliriz. Biz bu milli görüş tayfayı da biliriz. Bunların tayfasını da biliriz. Eski ülkücü grupları da biliriz. Hepsini biliriz camiayı da. Argümanlarını da biliriz. Tartışmalarımız, sohbetlerimiz de olmuştur bunlarla. Hala oluyor. Ama bunlar da öyle bir şey yok. Bir zemin yok. Anladın mı? İdeolojik bir zemin yok. Zaten bak avantajı sürekli oy devşirebiliyor. Böyle bir avantajı var. Balık gibi çünkü. Tutamıyorsun elinde. Ama dezavantajı kadrosu yok. Adam bulamıyor kendini. Adam bulamadığı için de sürekli birine yanlamak zorunda. Kadrosu yok çünkü. Bir gidiyor Fethullahçılara, bir gidiyor ülkücülere. Hep adam lazım. Kadro yetiştiremiyor. Yetiştirdiği adam da sadık kalmıyor. Çünkü parayla adam yetiştirilmez. Yani samimi bir ideolojin olacak bir noktada. Bir davan olur. Dava aşağı, dava yukarı. Anne davası. Bana bir ana hatlarını söyle bakayım bu davanın. Söyleyemez çünkü söylese yapacağı icraatla ters düşeceği için davasız olmak daha iyi. Bak çok ironiktir. Post Kemalizm yorumlamasına benzer bu. Ne derler post Kemalizm için Berk? Kemalizm diye bir şey yoktur. Kemalizm dümdüz pragmatizmdir. Değil mi? İlericiliktir, pragmatizmdir. Bunlar da o kafayla bakıyorlar. Dümdüz ilerici. İşine nasıl geliyorsa öyle. Yani davanın ana hatları yok. Mesela örnek vereyim. Bunların öncüsü Erbakan'ı sınırlayan olaylardan biri bu. Şimdi sen dava diye belirlediğin bir şey varsa onun arkasında durmak için bedel ödemen gerekiyor. Biz beğen ya da beğenme politik olarak. İşte bunun doğu politikası falan işte İslam ülkeleriyle yapmaya çalıştığı şeyler, işbirlikleri falan. Bedelini öder mesela Kaddafi ile yoksa akıl var mantık var. Pragmatist olsan Kaddafi'ye böyle şey yaptırabilir misin kendine? Değil mi? Kaddafi zaten Batı tarafından dışlanmış bir adam. Batı ile anlaşırsın. Kaddafi'nin ağzına sıçarsın bazılarının yaptığı gibi. Bazıları öyle yaptı. Dostum Kaddafi'dir. Sonra NATO bombaladı geçti herife. Herif cesedini bulamadılar. Dedi ki olsun ne olacak dedi. Biz de şey açtık. Yani pragmatizmle davanın farkı bu. Bunlar da sürekli bir dava satıyor. Davamız var. Dava aşağı yukarı, dava yukarı. Nedir bu dava? Günlük neyse, o gün neyse. Bugün mesela Filistin konumuz. Birden Filistin davamız oluverdi bizim. Ne yapıyorsun bunu? Değil hiçbir şey. Türkiye dış politikada kullanıyorum bunu. Ben de yazdım ya bundan daha aşağılık bir şey olabilir mi diye. Daha Müslüman düşmanlık bir şey olabilir mi diye. Yani orada insan ölüyor. Sen burada iktidarı garantilemek için onu kullanıyorsun. Daha kötü bir şey olabilir mi? Bir bomba da sen attın. Tayyip Erdoğan gibi biri çıkmazsa acaba bu kanat ne olurdu şu an? Onu düşünüyorum. Ya bu bakış açısıyla abi biraz. Bir tane daha Erdoğan çıkartabilirler miydi acaba işlerinden? Yani bu tarz bir örnekte. Bu kadar götürebilecek birini. Pek sanmıyorum yani. Bu kadar ömrü uzun sürmezdi galiba. Erdoğan gibi mi? Ya birçok faktör var. İçgüdüsel olarak başarılı bir siyasetçi. Bir de siyasetin ne olduğunu çözmeniz gereken yani popülizm. Siyasetçi olmak sadece aktif politikada olmak demek değil. Yani birçok stratejist vardır böyle. Kurttur. En büyük örneklerinden biri şey film tarihinde mesela. Don Vito Corleone. Değil mi? Dava adamı falan değil. Başarılı mı? Başarılı stratejist. Hani kendini ayakta tutmak için, ailesini ayakta tutmak için elinden geleni yapıyor. Çok gruplar, çok tarihsel örnekleri vardır. Dava işimi değil. Toplama. Parti %99 toplama zaten. Yani birbirini yiyecek adamlar.
Ama işte yukarıda baba figürü bir arada tutabiliyor. Bir de tabii şey çok önemli. İktidara giriş dönemi, soğuk savaş sonrası, geçiş süreci ve post 11 Eylül, 11 Eylül sonrası. Dünya değişti, yeni düzen. Orada bir Ecevit var olamaz, bir Erbakan var olamaz, bir Türkeş var olamaz. Anladınız mı? Bunu adapte oldu. Bunu hızlı beceriyor, hızlı adapte oluyor. O yüzden biz mesela PhD tayfa gerizekalılar şey diyor ya, işte Trump geldi, şu oldu, bu oldu, dünya sağa kaydı, Tayyip Erdoğan şey yaptı. İktidara geldi falan hani 2016'yı. Yani bunlara göre 2016'da iktidara geldi. Ondan öncesi yok çünkü savunuyorlardı o zamanlar. O zamanlar savundukları için anlatmıyorlar çocuklara. Halbuki yok. Tayyip Erdoğan sağcı olarak iktidara gelmedi. Sağa çektiği için iktidarda kaldı. Yani adam adapte oldu kendince, anladın mı? Neyse o, ihtiyaç neyse ona göre adapte oluyor. Dümdüz bir pragmatist adam. O yüzden yani mesela mücadele edeceksen pragmatist çevresinden yakalayacaksın adamı. Tam tersine konumlandırırsan, mesela tam soluna konumlandırdın kendini, adam sağa kayar. Yine yener seni. Sağa kayarsan sola kayar. Tutamazsın yani. Sabun gibi el avcısın. Bakarsın ki yarın şey der adam yani. İşte bakmışsın bir de HDP'lilere savunuyor, konuşuyor, ediyor. Ama işte bu post-truth çağının şeyidir, siyasetçisidir. Buna hızlı adapte olmuştur. Bu çağın siyasetçisidir Tayyip Erdoğan. Hem de rol modeldir yani. Diğer ülkelerde bile onun gibi yoktur. Taktikçisidir. Trump da şuydu buydu. Erdoğan taktikçisidir onlar. Olamazlar. Tırnağa kadar olamazlar yani onun gibi. Öyle diyoruz ya. Trump çok salak. Hemen işte şey yaptı. Meydan okudu etti falan filan. Götürdüler bunu yaka paça. Tayyip Erdoğan öyle yapmadı ki. Tayyip Erdoğan bahsettiğimiz gruplara çok iyiydi arası. Demin Çevikbir'den falan bahsetti. Çok iyiydi arası. Yani Erbakan gibi bir hata yapmadı. Çok iyiydi hepsiyle arası. Hatta bu İlker Başbuğ içeri girdiği zaman meşhur şey var bunun. Ben Ergenekon'un savcısıyım biliyorsunuz değil mi? Adam aynı hafta içerisinde tekrar İlker Başbuğ'la konuşuyor. Ben farkındayım, peşindeyim diyor. Şöyle, rahat ol sen içerideki adamı. Dışarıda da böyle diyor. Şeyi falan ziyaret ediyordu ya. 2004-2005'lerde Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliğini falan ziyaret edip ne yapabiliriz, nasıl hareket edebiliriz? Hani tamamen zıt böyle. O çizgide ilerletiyordu böyle. Yani bunlar konuşulur işte. Deniz Baykal'ın verdiği sözler, ordunun Tayyip Erdoğan'la anlaşması falan filan, burada işte danışıklı dövüşler. Bunlar konuşulur tarih merak edenler olursa eğer, ama aktif siyaset dönemi var mı? Bence yok. Çünkü öyle bir çağdayız ki neyin ne olduğunun önemi yok. Kimin ne söylediğinin önemi var. Çünkü adam böyle diyorsa eğer, söylem üzerinden, yapısalcılık, adam böyle diyorsa eğer öyle oluyor. Kaynağın önemi yok, belgenin önemi yok. O yüzden mesela Mısıroğlu'ndan falan örnek verdi bize. Adam söylemesi yeterli. Yani belgesi, tarihi, gerçeklik böyle, bundan hiçbir önemi yok. Konuşmak önemli. Çok konuşmak, bol konuşmak önemli. Bu kadar. Toplumda şimdi şöyle bir algı oluştu abi, genel olarak baktığımda. Son yaşanan olaylardan sonra insanlarda bir Tayyip Erdoğan'ın tavrı, tepkisi ne olacak? Hani hem muktediri hem muhalifi baktığımız zaman genel olarak böyle bir kafa yapısında günün sonunda bürünebiliyor. Yani, bu da direkt olarak onun meşruiyetini sağlayan bir husus değil midir zaten? Baktığımız zaman hani ne kadar karşı taraf muhalif olursa olsun. Kontrol bütünüyle hani algısal olarak elinde. Ya bu yani hem doğru hem yanlış, şundan dolayı doğal olarak böyle olması gerekiyor. Çünkü adam Cumhurbaşkanı ve sistemdeki yani kabul etmiyorlar, ama yani tek adam deyince kabul etmiyorlar da yani sistem tek kişi üzerinde, tek adam üzerinde. Dolaylı olarak onu dinleyemeyeceğini kimi dinleyeceksin? Ha bir de Bahçeli'yi dinleyebilirsin. Ben onu sıklıkla yapıyorum. Grup toplantılarını kaçırmıyorum. Bakıyorum ben yani ne diyor, ne olacak, bunlar ne zaman tam kavgaya tutuşacak diye. Çünkü AK Parti tarafında bir grup var biliyorsun. MHP'ye dalmak istiyor ama şey yok. Yani yemiyor. Büzük yemiyor. Yani şaşılacak bir şey değil Berko. Yani söylem o tarafa kaydı gibisinden. Çünkü yani senin söyleminin önemli olması için elinde bir meşru güç olması da gerekiyor. Hani o olmadı, halk desteğinin olması gerekiyor. O da yok sende. İkisi de yok. Yani hem kurumsal olarak yok, hem halk desteği olarak da yok. Senin konuşmanı kim diye iplesin? MHP kanadı bu sinir harbini gayet ustalıkla yürütüyor ama. Çok ince, çok ince, ya çok kolay yoldan. MHP zaten abi MİT'ten çıkma bir oluşumdur. Yani tamam öyle demeyelim, yine şey yapalım diyecekler. Abi bizim ideolojik zeminimiz var işte. Hani Alparslan Türkeş, öncesi şusu busu, köy partisi falan. Tamam hadi köylü parti falan, tamam buralara bağlayalım, ama şu anki yani yönetime baktığın zaman, kadroya baktığın zaman MİT'le direkt ilişkilidir. En şeyi bile, sokaktaki bile, yani Çakıcı bile. Yani o yüzden bu adamlar psikolojik harp, strateji bunlar bilirler. Bu yönetim kadrosundan bahsediyorum. Şaşılacak bir şey yok. AK Parti böyle bir geçmişe sahip bir parti değil ki, toplama bir parti. Oy alır. Mesela oy almayı becerir. Ama kadrolaşamaz. Hepbirine ihtiyaç duyar.
10 senedir TÜGVA'da yetiştiriyorlar. 2013'te başladılar. FETÖ'yle mücadele başladı. TÜGVA kuruldu hemen. FETÖ'nün alternatifi. Yurtlar devredildi. Şu bu. Birebir aynısı. Yani FETÖ'süz FETÖ. FETÖ yok ama FETÖ yapısı var. Mütevelli falan. O yapılar bile. Her şey var yani. 10 sene sonra bakıyorsun 2023-24'e girdik. Şimdi kadro yetişebildi mi? Ben görüyorum işte genç hakimleri, genç savcılar. Çocuk yaşta da hakimler ya. Çocuk yaşta. Yani çocuk. Adam hakim ama çocuk yani. Çocuk. Bildiğin çocuk adam. Böyle kadrolaşma sürecine gittiler. Peki karşılık oldu mu? Yok. Çünkü senin ideolojin yok. Zeminin yok senin. Ne satacaksın bunlara? Mesela bak solcu adamın ideolojisi bellidir. Tamam mı? Sınıf bilinci, halktanlık falan fazla artuz bir şeyle girer. Yani o adamın şeyi vardır. İdeolojik şeyi var. Dogması vardır. Ülkücünün de bellidir. Dokuz ışık şu bu falan böyle girdikleri bir yol vardır. Türk İslam sentezi. Mukaddesatçının bile. Yazıcı olması yazıcı ol tayfanın bile. Şimdi Yavuz Arayalı'nın da bir parti açabildiğim kadarıyla. O da mukaddesatçı çizgide olacak. Şimdi hepsinin bir çizgisi vardır. Milli görüş. Bunların bile bir çizgisi vardır. Yani ideolojik bir doktrini vardır. Mesela Erbakan da çok dalga geçirdi ama sermaye konusunda bayağı eli ayağı olan bir ekonomik modeli vardı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün bu gruplara bakıyorsun. Soğuk Savaş dönemindeki gruplar bunlar. Hepsinin bir zemini var. Dolaylı olarak kadrolaşabiliyor. Adam devşirebiliyor. Yani dava adamı. Adam hapse giriyor onun için bilmem ne. Beğenmediğiniz iptalciler bile. Salih Mirza Beylu ne kadar yattı? Yattı herif. Hani gözü aldı yattı gitti. Tekrar olsun böyle isimler demiyorum yanlış anlamayın. Bu dava adam olgusundan bahsediyorum. Şimdi AK Parti'de bunun nesi var? Hiçbir şey. Sokakta bir yapılanman var mı? Yok. Eskiden böyle bir, küçük bir siyasi teşkilatlanman olurdu mahallelerde ama o da yok. Çünkü sen Soğuk Savaş dönemi şey değilsin. Senin mezun, bütün mezun iktidar şey olmak, medya örgütü kurmak, Pelikan gibi. Algı basmak, oy almak. O yüzden diyorlar kültürel olarak iktidar olamadık. Öyle bir şey yok, kendini kandırma. Kültürel olarak iktidar olmak istiyorsan senin bir kültürden gelmen gerekir. Senin bir davan olması gerekir ki oradan bir kültür de olsun. Kimi okuyorsun, kimi takip? Okuduğun adamın hepsi birbirine çelişiyor. Şu hele şimdiki halinle, şu anki halinle. Ya seni 2024, Adnan Menderes ile Alparslan Türkeş aynı cümlede anıyor adam. Biz bu yoldan geldik diyor. İYİ Parti'nin pankartı vardı ya abi. Ya işte, ya bak İYİ Parti'ninkiyle şey yani. Herkese alalım hani bayağı 200'lük salaklık o bambaşka bir şey. Hani bunlarınki bir de zorlama olduğu için onu da alayım bunu da alayım şu da girsin falan. Hani hepsini de kapsamıyor. Mesela Ecevit falan anmıyor. Yani kendi sağ çizgisinde bir sentez yapmaya çalışıyor da yani en olmayacak adamlar. Dokuzcuk deyince abi sen bir... Ne anlatacağım meşhur şey mi? Alparslan Türkeş çağırmış. Dokuzcuk'unu say bakayım falan. O hikayeyi anlatacağım. Ona benzer. Şimdi bir sevdiğim bir büyükücü abim var biliyorsun abisi. Onu tabir ediyorsun. FETÖ'yle mücadele zamanı birinden şüpheleniyorlar. Ya yani büyükücü klikten gibi davranıyor içeride. Tamam mı? Bunu çekiyorlar. Say lan diyor dokuz ışığı. Tamam mı? Bunu otururken bu başlıyor. Filtresiz bir şekilde, düzgün bir şekilde sayıyor. Tamam diyor, FETÖ'cüsün sen. FETÖ'cüsün ışığı saymaz. Bizim ülkeler sayamazdı çünkü. Biliyor bu hikayeyi. Bugün bu CHP'de geçerli. Say lan altı oku. Sen CHP'li olamazsın. Vallahi ya, inanılmaz. Peki abi bu 7 yıllık 7 yıl diyelim. Yani AKP MHP ittifak MHP istediği kadrolaşmayı sağlayabildi mi sence? Yani bu ittifaktan istediği gibi elde edebildi. Bu Yargıtay'dan meydan okuyabiliyorsa demek ki sağlamış. Bu zaten ani olan bir şeydi Berk. Yani orada vakum oluştu, boşluk oluştu. Sen o FETÖ'yü mesela oraya yıllarca koydun oraya da on binlerce herifi oradan aldıktan sonra ne koyacaksın yerine? Senin adamın mı var? Var da sana sadık mı? Senin en yakınların sana sadık değil oğlum. Yani en yakınların Melih Gökçek şu bu isimler AKP'nin en üst isimleri. Hepsinin götü başı ayrı oynadı FETÖ döneminde. Bunu AK Parti'nin kendileri biliyor. Götü başı ayrı oynadı bunların. Bu adamları sen milyoner ettin, milyarder ettin yani. Daha sana bağlı ortak şey olabilir mi? Hepsinin götü başı ayrı. Senin dava adamın yok. Ne oldu bunları gittikten sonra? Ülkücüler geldi. Ne yaptın? Emniyet hemen açtın olduğu gibi. Bir de köz grubu var ayrı. Onları da aldılar. FETÖ'den devşirilen bazı elemanları. Ordu içerisinde hızlı aman adam dolduralım diye işte bu Sadat'ı koyup hani şey, yeni alımlar falan yapıldı ya. Oraya koydular. Ama görüyorsun o da etkili değil. Hani günün sonunda özellikle bu gibi işte güvenlik yapılarında polisti, jandarmaydı, TSK'ydı, askerdi. Buraya senin ideolojinden, senin zaten ideolojin yok da sana sadık adamlar gitmiyor.
Milliyetçi gençler gidiyor. Milliyetçi çizgide isimler gidiyor. Ben şey demiştim seçim döneminde. Ya badem bıyıkların hassasiyeti yoktur bu konuda. Mesela Hendek operasyonlarında da Hilal Bıyıklılar gitmişti gibisinden. Bu devalar ağlamıştı. O ülkücüler savunuyor falan filan diyor. Lan hayatın gerçeği bu. Hayatın gerçeği bu. Geçen şey videosunu paylaşmışlar ya. Bozkurt yapan asker. Ne bekledin? Ne bekledin? Zafer işareti mi yapacaktı askerdeki adam? Ne bekledin sen? Ne sanıyorsun? Bizim millet bir de Anayasa Mahkemesi'ne çok yabancı. Uzak yani bilmiyor. Şey tartışmaları dönüyor mesela. Tamam Abdullah Gül'ün oraya atadığı üyeler var. Diğer yarısını da Tayyip Erdoğan atıyor zaten. E o zaman bu kavga ne? Time'da bugün böyle aklı selim birkaç hesap. Bunun kavgasını döndürdü habire. Tekrar söyle sesin kesildi bende. Ya Anayasa Mahkemesi konusunda toplum çok uzak bizim. Yani yabancı algısal olarak da. Abdullah Gül'ün atadığı üyeler var baktığımız zaman. Bir de Tayyip Erdoğan'ın atadığı üyeler var. E o zaman kavga ne? Ya bu kavganın temel sebebini görememe durumu söz konusu. Anayasayla alakalı bir şey değil ki ya o Berk. Anayasayla alakalı bir şey değil o. Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ne pek bir derdi yok. Yok Oradaki işte mevzu. şu abi yani Erdoğan'ın da Anayasa Mahkemesi'yle derdi varmış gibi bir algı oluşturuluyor işte. Özünde içine gelirse Erdoğan'ın kimseyle derdi olmaz. Özünde işine gelirse. Kimseyle sürekli bana bir grup göster ki başından sonuna kadar kalıcı şekilde kavgalı olduğu bir grup göster bana Erdoğan. Siyaseten bana başından sonuna kadar kavgalı kaldığı bir grubu göster. Ama dost başladı ama düşman oldu ama düşman başladı ama dost oldu. Fark etmez. Var mı Yok bir grup? doğru. Full düşman mı? Ozan ailesi belki diyebilir misin? Ya Uzan ailesi grup olarak saymıyorum şimdi. Ben şunu da söyleyeyim. Cem Uzan'la düşman falan başlamadı. Hani onu da merak ediyorsan. Cem Uzan'la çok çok iyi ilişkileri vardı. Erdoğan'ı belediye başkanlığı getiren süreçte Kral FM'de Gezegen Mehmet'in röportajlarına bakın neler yapmışlar. O organize ettikleri Ahmet Kaya'nın konseri vardı ya, onu kim organize etti? Uzanlar organize etti onu. Cem Uzan kendini anlatıyor diyor ya. Beni diyor yanına çağırdı. Kardeşine işte hakim ol falan filan bir şey demiş ya ona. Mehmet Karanlı gibi yanına çağırmış. Kardeşine hakim ol yoksa şey yaparız. Orada diyor anlaşamadık diyor. Benim diyor ipim çekildi. Şimdi sen nasıl bir samimiyetin vardı bu adamla diye kimse sormuyor. Nasıl oldu da seni çağırdı geldi böyle böyle konuştu. Başka kimseyle böyle konuştuğu yok. Yani siz de başka şeylerle gördünüz mü? Büyük gruplarla veya zengin ailelerle böyle bir muhabbetin. O da kimse sormuyor. Cem Uzan onu anlatmıyor. Orada 200'lü biraz. Tabii, Cem Uzan'ın anlattığı şey bize başından beri karşılardı. En güçlü ailelerden biridik. Çöktüler de bize falan filan. Motorola olayı da zırva onu anlattı bir şey programda. Bir ara bütün gençlik tutturmuş Motorola davasında haklı falan filan. De haklı falan değil. Onu bu sana falan çıktı ya. Cem Uzan da iyi para bastırdı şey dönem seçim dönem. Herkese para verip çıkıyordu şeylerine programlarına. FaceTime'dan katıldı bir kere. Kimin yayınıydı o ya? Herkese katılıyordu anasını satayım parayı basıyordu. Ya bizim Cem'e söyledi de böyle böyle basıyormuş bu kadar ne kadar dedi ya ben de alayım. Allah'ım belası. Para dedi. Zaten bir şey olacağı yok bunun. Tamamen PR için yapıyor şey mevzusu. Katıldığı programları. Öyle de oldu ortaya çıktı zaten biliyorsunuz kapattı gitti sonra. Parti mi yaptı? Yeni yıl partisi mi ne? Aynen, private bir parti yapmıştı Fransa'da. Ya ben onun bir hikayesi biliyorum da anlatamıyorum. Sizin de tanıdığınız bir isimle de. İsimsiz olarak belki bir Anladım. anonim bir şey. Sesim dönemi olan bir hikaye var ama altınıza sıçarsınız yani. Yok böyle bir şey. Kolpaçino şey gibi. Kolpaçino sahnesi gibi. Belki Çok 5-10 yıl merak sonra. ettim ya. Merak etmediniz Berk, Bilal Allah aşkına. Belki 5-10 yıl sonra anlatırım ama biz baya gül gül ölüyoruz hala anlatıp o hikayeyi. Bunu bir özelde şey yaparız abi biz, müsait olursan sen eğer. Oğlum siz niye uyumadınız? Ben de uykudan kalktım. Abi bu dedim moralim bozuk falan pişman. Baktım açmış. Ben de dedim gireyim konuşalım. Hemen satış. Giriş o giriş abi. Hala oturduk konuşmaya devam ya. Ben bir yandan uyku düzenimi de düzeltmeye çalışıyorum abi. Bu yerine koymaya çalışıyorum. Onun için uyumadım. Bugün böyle Benimkini de bozdu işte bu vesileyle. Berk'inkini de bozdu. Benimkini de Sinirli. Bilal bozdu ya. Hasta. Ya oğlum ne? Ben ne yaptım Allah Allah. Sen İzin bizi yatın yitirdin oğlum. Ben ya. sizi tutmadım ki burada bak. Abi koçlara yükleniyorlar şimdi. Ali Koç'a böyle bir.
Ali Koç Erdoğan'la geziyor. Koçlarla arası 10 numaradır Tayyip Erdoğan. 10 numaradır. Aile dostlukları vardır. Koç ailesi, İnan Kıraç. 10 numara dostlukları vardır onlar ya. Çocuk bir şey yapıyor bunlar. Bu şey ise İslamcı diskur, eski İslamcı söylem. Beyaz Türkler, Sabetay işte. Aydın Doğan'la Koç aslında amcaoğlu falan filan. Biliyorsun şey hikayesini. Haim Naum'un çocuk Osmanlı'nın altında. Kadir Mısıroğlu'nun zırvaladığı hikayelerdir bunlar. Oradan şey yürütüyorlar. Bunun tek sebebi şu. Sermaye cihadı diye bir şey var. Tamam mı? Yani sen iktidar olman yetmiyor. Sermayeyi de ele geçirmen gerekiyor. Bir toplumu dönüştürmek için sermaye çok önemli. Ülkede sermaye kim dese sana akması gerekiyor. Sermaye transfer yapman gerekiyor. Orada da en büyük örnekleri belli. Hedefleri belliydi. Koç da bunlardan biriydi ama öyle kavga oldukları falan değil. Zaten Koç'u açtı bunlar yani. Yeşil sermaye olarak. Sabancılar ayrı. Sabancı tarafı çünkü hızlı bir şekilde biat etti bu tarafa. Sadece bunların öncülerine de bu arada. Koçlar bunlar için, kitleler için manipülasyon aracıdır. Ülkeyi yöneten bir baron figür olması gerekiyor. Dolaylı olarak da sen iktidar olarak yaptıklarından asla sorumlu olmuyorsun. Çünkü gizlide bir baron var, anladın mı? Sivil iktidar. O hep orada. Baron orada. Bir sıçtığın zaman o yaptı. Ben değil. Sorumluluğu atabileceğim bir baron figüre ihtiyacım var. Bütün şeydir, şey odur. Yani bir sermaye transferi, iki sorumluluğu kendinden atma hikayesidir. Yani Bugün kitle olan kahvaltıdan akşam şey gibi mi abi? Böyle hem Suudi Arabistan'da hikaye siyasi güç oldu. ve ekonomik güç elinde Bak Suudi tutmadık gibi Arabistan'da böyle. hikaye oldu bile. Adamlar çıktı dedi ki ya dedi. Ne dedi, maç mı oldu ya? Nasıl oldu ya? Operasyon çekilmiş falan. Lan hani devleti, evet. Duayen devlet haklı. Derin devlet haklı. Bir maç organize edemiyorsun. Nereden bilelim böyle olacağını? Ya kardeşim, Selman'la biz düne kadar şey değil miydik? Kandıracak değil miydik? Hala öyleyiz bana bakarsan da. Bu adam sırf sana racon kesmek için. Senin bak şeyin, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısını iyi araştırın. Neden Türkiye'deydi bu adam? Türkiye bu adamı nasıl garanti olmaya çalıştı? Niye Körfez'e karşı, Suudlara karşı bir gövde gösterisiydi Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'de olması? Bunları bir araştırın bakayım. Adam onu istediği her yerde öldürebilirdi. Her yerde öldürebilirdi. Senin ülkende öldürdü ve konsoloslukta öldürdü. Yani bu bir gövde gösterisidir sana karşı. İslam aleminin. Nişanlısının ajan olduğuna yönelik haberler çıkmıştı Ya abi. araştıran ne demek istediğimi anlar. Bu sana karşı bir gövde gösterisidir. Çünkü sen Cemal Kaşıkçı, o yüzden ülkede tutuyordun. Suudlara karşı bir şey olarak. Bu adam sana alenen düşman zaten. Şimdi sen güya duayen devlet haklı. Bunu şey yapamadın mı? Öngöremedin mi? Diyemedin mi? Ya maçı burada baştan şey yapmayın. 3-4 milyona değmez. Ne olacağı belli değil. Zaten ilişkiler sıkıntılı, burada yapmayın maçı diye. Diyemedin mi bunu? Öngöremedin mi yani? Bir tane futbol kulübü başkanına mı yenildi, duayen devlet haklı, derin devlet haklı. İşine geldiği zaman derin devlet, işine geldiği zaman uykudan yeni uyanmış gibi böyle. Mal atıyor. Ne maç mı oldu falan. Operasyon çekiliyor 28 Şubat falan diye. Kel Ülkede çıkmış şeye. yapılacak da senin haberin olmayacak bundan. Yani. Cevheri Kel'i ağzını şapırdatarak yine Ali Koç Tayyip Erdoğan operasyon çekecekti. Tayyip Erdoğan zaten arası kötü olan o arada şapırdatmaz. Şeyden geldiği için, yani onlar da o kafadan geldiği için o şeyden kurtulamaz, o dogmadan kurtulamaz. Yani hep beyaz Türk kafası vardır onun kafasında. Ben ona sapladığım videoda şöyle demiştim ya. Soner Yalçın eşi mesela açık falan, hi hi ho falan diyor. Adamı sen karısını niye ağzına meze ediyorsun ki? Yani çünkü ahlak seviyesi o. Adamın karısı açıksa demek ki bu seküler. İçiyorsa demek ki bu seküler, bizden değil, hep bu kafada mesela. TSK'ya sızarken de öyle ya. Olabildiğince içiyorlar. Olabildiğince içiyor. Karılarını getiriyorlar. Balolarda böyle olmayacak derecede giydiriyorlar falan böyle. Niye? Ama biz daha seküleriz falan. Biz daha böyle laiyiz falan diye. O kafa öyle çalışır onların. O kafadır yani. Onlardan adam olmaz. Geç FETÖ'cü METÖ'cü olduğunu. İdeolojik olarak da adam olmaz onlardan. Hayır, bir şey değil. O kadar konuştular onun hakkında. Herifi tek R'ye çaktıran benim arasında satayım. Başka da kimse yok. O kadar konuşuyorlar. Medya güçleri falan var ellerinde. Hiç bok yapamadılar. Ekrem'e ne diyorsun abi? Geldik yerel seçime. Alır mı İstanbul'u? Berk bütün böyle sene Ekrem'den önce boyunca şeyi sormak istiyorum ben ya. Zeki Demir Kubuz mu? Yoksa Nuri Bilge. Bilge Ceylan mı? Şey, Aynen. ben sinematografisinden, gramerinden, sinema dilinden falan bahsetmiyorum sırf tartışmada. Açıklamalarıyla Zeki bana daha samimi geldi, bilmiyorum. Emek hırsızlığı vurgusu var. Yani şeyin Zeki'nin yaptığı sürekli gönderme falan da yapmış. Ya ben şey olarak yorumladım. Ya, diğerinin bir yani kendi camiası içinde Boğaziçi'li olmasından kaynaklı hani milletin böyle olumsuzluk
şeyi var, algısı var Nuri'ye karşı. Diğeri sokaktan gelmiş, iş portacı. Yani bir tribün kültürü var, sosyolojiye daha vak. Öyle, yani yorumlara bakıyorum. Hani adamın yaptığı açıklamalara bakıyorum. Ama hani sinema açısından değerlendirirsek biri hikaye ağırlıklı, diğeri fotoğraf sanatı ağırlıklı ilerliyor. Ben Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini de çok beğeniyorum. Hani ama Zeki Demirkubuz'un birkaç filmi de hani hepsini böyle şey yapıyor. Alt üstte de bırakıyor Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini. Benim zevkime göre. Bunların çatışması iyi değil midir bir de hani aralarında böyle bir rekabet oluşması? Valla ben bir rekabet göremedim ama dümdüz sallıyorlar birbirlerine. Bir oyuncular da şey abi, bir orada oynuyor, bir burada oynuyor. Aynı oyuncular yani. Onlar da şamar Hayır, oğlanına burada döndüler. kendine soracağın şey şu: hangisi köylü, hangisi kentli? Bunu bir tart. Evet, bunu bir... Abi, olayları bu şekilde baktığın zaman kendi hayatınla da alakalı, çevrendeki insanlara karşı Sana bir şey diyeyim mi? tavırları Köylü anlıyorsun. kentli Vallahi bak. mevzusu benim kafamı o kadar açtı ki Bilal. Bak cidden bak, şu tarzda takılan arkadaşlarıma şu şekilde bir tartacağım, tamam mı? Köylü kentli mevzusu. Ben pezevenk diyeceğim. Senin kafandaki geçenler ne diye bu şekilde gireceğim. Bak bu iyi oldu abi, Bizim sayendeydin abi. Çok sağ ol. ülkenin genel şeyi oymuş köylü kentli. Kemal Sunal'ın filmleri falan gözümün önüne geldi böyle hepsi. Ulan bakıyorum hepsi köylü kentliymiş harbiden yani. Nuri Bilge Ceylan kasabalı ya. Zeki Demirkubuz da Biraz şeye gidelim o zaman. Ispartalı. Çıkarıma bak. Çıkarıma bak, kafayı yiyeceğim şimdi. Derler Erli oğlum şeyine bilmiyorum. gidelim. Şeyden. Konumuna gidelim. AFD hakkında ne düşünüyor? Ben onu merak ediyorum. Yükseliyor AFD baya. Geldi geliyor. Ama düşünecek bir şey yok. Şaşılacak bir şey de yok sevgili Volvi. Tabii sen bizim kanalı takip etmediğin için Volvi. Yo, ben izliyorum. Kardeş, biz bunları konuştuk. İstediğini söyledik adamların. Hatta bu Türkler konusunda da şey diyor, işte Türkleri şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Adamlar tam tersine şey politikası geliştirdiler. Ya bakın Türkler burada kaç yıldır, bizim bunlara bir derdimiz yok. Kendilerini bir savunma olarak geliştirdiler Türkleri. Hatta bunların kurucuların açıklamaları falan var. Fransa'da eylem oluyor. Bak şimdi dedi ya, ben dedim bizim aramızda, ben okudum, sevdim, benimsedim. Bizim aramızda kuru kuru bir şeyhlik müritlik ilişkisi yok. Yani altı dolu bir şeyhlik müritlik ilişkisi var, anladın mı? Bunu söyledi adam açıkçası. Daha ne söyleyeceksin? Yok sömürgecilik, yok Kürdistanlık falan. Bunlar zaten klasik PKK diskurudur. Burada şaşıracak edecek bir şey yok. Burada şaşırması gerekenler, Pikachu face yapması gerekenler bu adamın APO'ya alternatif olarak milleti yutturmaya çalışan tiplerdir. Partisi de affedersin yarrağı yemiş durumda zaten. Seçimde gitgide oyları kötüleşiyor. Bir zemin bulamıyorlar kendilerine. 3-5 metropolde gençler vardı topladıkları. Onlar da tipe kaydı. Göt gibi kaldılar ortada. Başladılar şimdi bir Aleni PKK'lı. Aleni Kürtçülü. Ne oldu abi, hani Türkiyeleşme, entegrasyonculuk? Nereye gitti onlar? Oy oran düşmeye başlayınca PKK ile paralel şekilde şey başladı, tehdit başladı. Bu yani. Döndüler yine 2008 9 onları işte. PKK eylem yapacak. Bunlar diyecekler ki bak, daha fazla olmasını istiyorsanız bizi şey yapın. Ama meşruluğu yok çünkü. Onu 2014-15'te bizim salakların eliyle sağlamışlardı. Bunlara meşruluk vermek için. Fark ettiyseniz o zaman tansiyon düşürmüştü bunlar biraz. Çünkü istediklerini almışlardı. Bir şey dediğin zaman şeydi, bu kadar oy oranımız var diyorlardı. Şimdi gitgide düşüyor. Gitgide de düşecek yani. Daha da kötüye de gidecektir. O yüzden sıkıştıkları anda böyle Demirtaş gibi gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Biz şaşırdık mı? Hayır, ben ilk YouTube'a yüklediğim video 2020. Selahattin Demirtaş neden içerideydi? Ya da neydi? Coğrafya kadar mı abi? Tam 140 coğrafyası cevabı. Orada anlattım yani. Bu adamın abisi terörist. Bu adam zamanında üniversite döneminde bu PKK yapılanmasının içerisinde bulunmuş. Bu adam sırf bu yüzden okumuş, sırf bu yüzden politikleşmiş biri. Yani kökeninden kopamazsın. Şey diyorlar işte, Erdoğan'ı tek korkudan sel oydu da Aynen ondan kanka. içeri gir. Biz de öyle bir korktuk ya, amına koyayım. Öyle böyle değil yani. O şeydi değil mi abi, o örnek aldı PKK'ya, PKK'ya dayatılan tasfiyecinin tasfiyesinin tasfiyesi mi bilmem ne diye APO'dan. PKK'ya dayatılan tasfiyecilik, tasfiyeciliğin tasfiyesi. APO'nun yazmış olduğu savunma metnidir. APO'nun PKK'da diktasına giden kitabıdır bu arada. Çünkü ondan önceki dönemde PKK'yı kendi parti gibi görüp kongreler düzenliyor. Muhalifleri var, bilmem ne var. İşte PKK Vision falan doğdu oradan. Semir Kod adlı bunların meşhur bir tane hain diye. Diyarbakır'dayken kahraman hapishanede. Çıktıktan sonra hain olarak, ki Diyarbakır'dan çıkan herkesi böyle hain diye tasfiye edip öldürdü bunlar bu arada.
Yine daha da ilginci, Diyarbakır'dan çıkanlar şeye gitti diyorlar ya. Yine lafı çok böldük ama. Dağa çıktı diyor falan filan. Bu zırva yani. Gidenler tasfiyeciler olarak bilindi. Öldürüldü, infaz edildi. 15 bin kişiden bahsediyoruz. PKK için infaz edilen. Diğer bir grup da JITEM'e itirafçı olarak katıldı. Generalizmler falan bilirsiniz yani onları. Ben anlattığım zaman JITEM'in itirafçı programını kuduruyorlardı bazıları. İnkar ediyorlardı ama Diyarbakır'daki şeyden de onlar. İtirafçı koğuşuna toplamadır. Velhasıl kelam. Bunlar yaşanırken Apo çıkıyor ve bu tasfiyecinin tasfiyesi kitabını yayınlıyor. Yani bunlar tasfiyeci, biz bu tasfiyecileri tasfiye ediyoruz diyor. Ve bayağı böyle Stalinist motifte bir dikta terör yönetimine gidiyor Apo döneminde. Önce şeyde Demirtaş da bundan etkileniyor. Bu kitaptan etkileniyor, buradan yola çıkıyor. Yani adam PKK'lı da değil, salt Apocu. Mesela bunun farkı da vardır yani. PKK'nın ilk dönem PKK'lıları vardır. Yurt dışına kaçanlar, şunlar bunlar. Bir de salt Apocular vardır. Diyorlardı ya Kandil'e bağlı falan filan diye. Kandil'den çok Apo'ya bağlıdır Demirtaş. Kandil'le kavga eder, Apo'yla etmez. Azil sosyalizm Türkiye. Azil. Hem de ihtilali sosyalizm. Gündem de kalmadı. Uykum uyku kaçtı. Kurubasan yiyorum amına koyayım. Ne yaptın bize Bilal ya? Siz konuşuyordunuz. Ben dinleyecektim, yorum yapacaktım. Çevirdiniz yine gündem mevzusuna. Bağ güzel oldu reis ya. Aydınlandık en azından. Bilgisayarla dolduk. Bilal, bana bir DM gelmiş, sana attım, benim beyin yandı sabah. Anladın mı bir şey ondan? Biri DM. Bana da gelmiş aynısını. Bu bir tane eski FETÖ'cü hesap var ya, onun gibi bir şey anladım, çözemedim. Kod mu vermiş bize, ne yapmaya çalışıyor anlamadım da. Hep böyle bir yere bağlamış da çözemedim. O yüzden okumadım kanka. Boş ver, okumayalım, ne olacağı belli değil çünkü, gerek yok. Sonu nereye çıkacak merak ediyorum Çünkü bak ben. sonu çok kötü bir yere çıkabilir. O yüzden hiç girmeyelim o konuya. Gezi 17-25 15 Temmuz sizi yok etmeye çalışan D.Oğlu eski dava arkadaşımız KFETÖ'cüler tedbir reis ARŞEB. Bana da geldi o şey. Mesaj. Aynısı Abi. geldi. Kim bu? Suayip diye biri değil mi? Şey mi yaptı acaba? Hani bir sıraladıkları, hani bunlar hep planlıydı. Bunlar bunları doğurdu manasında mı yazmış acaba? Onu çözmeye çalışıyorum ben şimdi. Ama ortada bir isim var. O isim yapıyor bunları büyük ihtimalle. Neyse ya, çok Şeye başarılı. çıkacak. Amon ve Ra. En son çarpı. Dünyayı 5 tane büyük aile yönetiyor yeğenim, ha haberin olsun. Bu şeyi oynatacaklar mı, Süper Kupayı? Onu Tuğçe şeyinden. Kazaz'ın açıklamalarını konuşalım biraz da. Ya senin ben algını sikeyim anasını satayım. Ağzının altında bu abi, yemin ediyorum bak. Tam masa şey, Atilla taşa verecek biz anız. 2013 Gezi dönemi. Bir de şey yapalım. Hem böyle açılırsın hem de şeriat diye saçılırsın. Sen ne işsin ünlem işareti Tuğçe. Tuğçe Kazaz kim amına koyayım? Odur Tuğçe Kazaz'ı konuşacağız. Şey, fazla Ben tevazunun sonu falan orospudan konuşayım. şey dinlemektir diyorlar ya. Nasihat dinlemektir, aynı Ne ona biliyorsun kadının orospu olduğunu? Ne biliyorsun kadının orospu olduğunu? da. Öyle hissediyorum. Fikren orospu. Fikren Bilmiyorum. orospudur belki abi. Fikri bir orospuluk. Aynen, şeyin Berkin'den çok dönüyor. Hadi ideolojik olarak. Hadi neyse, şimdilik affettim seni. İyi kıvırdık. Onu kurtardım. Sağ, Allah razı olsun. Ben kardeşim. Oğlum ben Süper Kupayı açmıştım sen. Onu oynatmazlar herhalde. Bana öyle geliyor. Feminist linçine Ne zaman oynatılacak Süper Kupa? Azil Süper Kupa lazım Türkiye. İhtilali Süper Kupa. Abi şu olayların üzerine oynansaydı güm yani, hani bu yakın zamanda bana biraz öyle geliyor. Onu oynatmazlar o yüzden. Yani 2 yıl ertelerler. İbrahim Karadul, pardon, Karagül'le şeyi, Emin Hoca'yı bir canlı Oğlum yayınlardı. daha fazla kupa almaya devam ederse bu sefer hakikaten iblis gelip verecek kupayı onlara. Şeyde vardı ya bir tane. Onların bir tane şeytan geliyordu, boynuzu kupayı veriyor. Hatırlıyor musun hatırlamayı? Hakikaten onun gibi olacak. Yerden çıkacak böyle. Şey, bunların ikinci olduğu turnuva değil miydi onların? İki kişi katılıp ikinci oldukları, ikincilik kupası. Emre Belözoğlu'na veriyordu şeytan.
Salva aşağıdan olumsuzluk şeyi atıyor. Ya boca atıyor. Ne kardeşim, doğruya doğru. İki kişi katıldı. İkinci olduğunuz zamanı. Cumartesi sizinle maçımız var abi. Dostluk kazansın, Anadolu kazansın diyoruz. Böyle sen Trabzonsporlu olduğun için böyle Fenerbahçelilerden geliyor mu böyle abi sana? Şeyler, muhalefet olma durumu. Bu Hawking'le alakalı birkaç belge falan çıkmış ortaya. Onlar ne biliyorsunuz onun muhabbeti? Yeni çıkmış hatta. İfşa falan olmuş. Duymadım. Fenerbahçelilerden uyarı geliyor. 4 takım katılmış. Fenerbahçe kazanmış. The Land of Legends kupasını. Gençler, sizin sohbetinize doyum olmuyor. Ben gideyim yavaş yavaş. Abi biz de kapatalım zaten. Aynen ya. İhtilazi sosyalizm. Dikkat, milleti de tehdit etmeyin, sonra şehit olacağız diye. Bakanlıkta özel koruma istiyorlar sonra. Şehit edeceğiz.